Moroz Erdok Haydar Paşa, hele hele sen iyi ki doğmuşsun Haydar Bey derim bazı kendi kendime yani. Yani hakikaten bu ülkeyi değişiklik yapacak, yani yönlendirecek olan tek onun ekonomik modelidir. Ben öyle görüyorum yani. Anladım. Başka sistem sorunumuz, şeyimiz yok. Çünkü milli ekonomi modeli demek kendi öz kaynaklarına yönelik yaşam biçimidir yani. Bunu da en güzel Haydar Hoca anlatıyor. İşte toplum bunu iyi anlaması lazım. Toplumun anlatmamız zaman geldi ve geçmektedir. Ey insanlar derim, uyanın. A Partisi, D Partisi, C Partisi, toplam IMF ve Dünya Bankası. İşte bunu iyi düşünün. Toplam hep Dünya Bankası. Hep kapital ekonomi. İşçi ve köylünün, memurun ezilme düzeni. İşte biz bu ülkede eğer bu ülkeyi yönlendirmek istiyorsak böyle bir yönetim biçimine ihtiyacım var. İhtiyacımız var derim. İnşallah diyorum. İnsanlar bunun farkını varır. Akılların başlarını toplayıp bu yoksulluk bizim kaderimiz mi? Deyip bunu çok iyi düşünmeleri lazım. Çünkü o modelin tüm yani sömürücü güçleri ensemiz yapışmış birer kene gibi. Bu keneleri sırtımızdan atmadığımız müddetçe biz maalesef bu kaderi biz değiştirebiliriz. Tüm insanlara bunu seslenmek istiyorum. Aklınızı başınızı toplayın. Toplayın. Sabahleyin kalktığınız zaman bu benim kaderim demeyin. Bu kaderi yaratmak sizin elinizde. Bir araya gelip tek yumruk olalım. Ben bütün toplum kesimine bunu öneriyorum. Bu da en büyük bugün koşullarda ülkemizi yeni yön veren 8-10 seneden beri güzel bir hele hele bugün Sovyetler Birliği'nin ekonomik modeli 2005 yılından beri bu yana yön veren Profesör Haydar Baş'ın Paris'in toplanmasını istiyorum. Bugün geçmişte Sovyetlerin durumunu biliyorsunuz. Sovyetler çökmüştü. 2005 senesinde Haydar Baş'ın tezine alıp kendi ekonomilerine birleştirip bugün dünyada Vladimir Putin biz de varız, tek kutuplu dünya düzeni bitmiştir diyorsa işte bu da Haydar Baş'ın en büyük tezidir. Tüm toplumum bunu seslenmek istiyorum. Lütfen kendinizi gelin diyor. Sıra kafaları birleştirme zamanıdır. Her şeyi bir tarafa bırakıp kafaları birleştirme zamanıdır. Günümüz koşullarında eskisi gibi öyle böyle yönetim biçimi olmaz. Bu da ancak egemenlik karşısız milletin dediği gibi oylarımızla olacaktır. İşte biz bu oylarımızla bu ülkeyi yön vermemiz lazım. Hele hele başta işçi, köylü, memur. Tüm bunlara seslenmek istiyorum. Lütfen aklınızı başınızı toplayın. Ya sabahleyin kalktığınız zaman sanal bir alemde dolaşmayın. Bu yoksulluk, bu ezilme benim kaderim mi diye düşünün.